Hayırlı akşamlar değerli konuklarımız. Bir programda tekrar beraberiz. Merak ettikleriniz program, ettiklerimiz programı da muhterem Necdet İşçel hocamızla beraber. Aslında ilim üzerine konuşmaya devam ediyorduk. Bu 18. programımız. Fakat birkaç tane aynı konuda soru geldi, rica geldi özellikle Necdet hocamıza. Ülfet kavramı üzerinde durmamızı istiyor bazı seyircilerimiz. Az sonra inşallah hem tanımlarını vereceğiz hem de muhterem Necdet hocama arz edeceğiz soruyu. Bu konu üzerine konuşalım dedik. O yüzden müsaadenizle ilim mevzuna bir hafta daha ara verip inşallah bu sene bu programda ülfet konusunu konuşalım. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine ilim konusuna döneceğiz. Önce Necdet hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. İyisiniz inşallah. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Çok şükür. Allah Elhamdülillah. iyilikler versin hocam. Hocam malum haliniz bazı kardeşlerimizden bu konuda epey soru geldi. Yani enteresan bir şekilde belki birbirini tanımayan insanlar ama aynı konuda ittifak ettiler sanki. Bu ülfet konusu üzerinde. Bir arz edelim inşallah bu mevzu hocam size. Nedir? İyi bir şey midir? Kötü bir şey midir? Kurtulmak mı gerekir? Birlikte yaşamak mı gerekir? Bunlar üzerinde duralım. Müsaadenizle ben az bir girizgah yapayım hocam. Ülfet ve ünsiyet çoğunlukla beraber kullanılan iki kavram. Daha çok aslında hizmet literatürü dışındaki yerlerde pozitif manada kullanılır ülfet ve ünsiyet. Yani insanlarla bir araya gelme. Arkadaşlık, dostluk kurma manasında çoğunlukla bu konu üzerinde az bir araştırma yaptım. Çok derin değil ama sadece hizmet literatüründe bir negatif anlamı var. Yani daha doğrusu o anlamı üzerinde çok duruluyor. O yüzden zannediyorum kardeşlerimizin de böyle bir sorusu vardı. Daha çok dediğim gibi ünsiyet kavramı üzerinde duruyor onlar. Yani arkadaşlık, insanların bir araya gelmesi, işte birbiriyle işte hemdem olması gibi manada kullanılır. Fakat hizmet literatüründe bu çoğunlukla ise Hoca Efendi'nin tanımıyla söyleyecek olursak insanın bir şeye karşı alışkanlık peyda etmesi, çevresine gördüğü çok orijinal ve harika şeylere karşı lakayt kalması şeklinde tanımlıyor Hoca Efendi bunu. Kelime manası olarak alışkanlık, dostluk, işte bir şeye alışma, bir duruma artık ünsiyet peyda etme manalarına geliyor. Aslında çok ciddi temeli olan imandan küfre kadar giden ibadetsizlikten, dinden uzak bir yaşamdan çok güzel ibadet taat yapmaya kadar bütün alanları kapsayan bir kavram, ülfet kavramı hocam. Yani hatta bazıları da derler alışkanlık meselesidir. Küfür de bir yönüyle alışkanlıktır. İman da bir yönüyle aslında alışkanlıktır yani. Çok ilginç bir şey aslında. Yani diyelim ki belli bir noktaya gelmiş, belli bir yaştan sonra namaz kılmaya başlayan insan için başlamak zor. Hep aksar ikide bir de. Fakat hep kılmış bir insan için de kaçırsa mesela bir iki namaz ne kadar canını yakıyor. Yani acıkmış insan gibi oluyor. Yemeğe acıkmış insan gibi oluyor. Bakın ibadete kadar her yönüyle kapsayacak bir şey. Üstad Hazretleri de der ki mesela cehli mürekkebin hemşiresi olarak tanımlıyorum. Şey, bazı parçası yani cehli mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı sathinin de annesi olan ülfet şeklinde tanımlıyor. Muhakematta. Yani hiç de öyle basit bir şey değil. Malumunuz ilk inen ayet-i kerimelerde bakıldığı zaman çoğunlukla iman üzeredir ve insanların alışageldikleri işte güneş doğuyor sonra da batıyor. Yağmur yağıyor yerden bitkiler çıkıyor onları yiyorsun. Alışılagelmiş ülfet mevzunu alışkanlığını yırtmaya çalışan tabiri caizse ayetler görüyoruz. İşte bak işte Allah'ın eserlerine gibi veya geçen haftalarda değin buyurduğunuz gibi Efendimiz'e ilk oku emrinin gelmesi. Hani neyi okuyacak? Ortada yazılı bir metin yok. Yani Efendimiz okuma yazma da bilmiyor. Ne yok? İşte bu kainatı okuyacak. Yani bu ülfet perdesini yırtıp artık bir şeyleri görebilecek noktaya gelmesi insanın. Yani hiç de öyle basit bir mevzu değil. Ve başta da söylediğim gibi bu yönüyle çoğunlukla hizmet literatürüne ait olan bir şey aslında. Pek başka yerde görmedim açıkçası bunu. Bir de başka bir yönü var. Mesela insanın davasına karşı, hizmetine karşı ülfet peyda etmesi. Bir zaman koştururken, ön saflarda hizmetler ederken daha sonra artık orijinal gelmemeye başlaması bazı şeylerin ve yavaş yavaş da sönüp gitmesi gibi. Veya günümüzde benim mesela çok canımı yakıyor bir yönüyle. Mesela hizmet hareketinin şu an yaşadığı bir süreç var. Çok ciddi büyük bir imtihan var. Başlarda zulümler yapılırken biraz tepki gösteriyorduk. Yani ne oluyoruz falan gibi yapılan zulümlere karşı. Zulüm pis kesmeden devam ediyor. Zulüm yapanlara hiç ülfet olmuyor maalesef. Onlar aynı zulümde devam ediyor. Fakat biz bunu kanıksamaya başladık artık. Nasıl olsa oluyor deyip ki ülfet olmaya başladı yani. Hani dolayısıyla
İmandan ibadete ve İsmet Şuuruna kadar her şeyi etkileyen bir şey bu külfet mevzu. Aslında malumunuz bir yönüyle de rahmet bazı yönleri itibariyle. Çünkü her duygu aslında öyledir. Yani biz bunu Allah'ın bize verdiği bütün duygular, özellikler aslında bizim yararımızadır her yönüyle. Ama biz bunu kötüye kullanırız. Ülfet de öyle. Diyelim bir yakınımız vefat etti. Her gün aynı acıyı ömrümüzün sonuna kadar yaşayamayız yani. O bir süre sonra ne olacak? O acı ülfet olacak. Yavaş yavaş rahatlar. Bu yönüyle güzel bir şey aslında. Ama biz bunu işte tutup da ibadet saatlere verdiğimiz zaman, işte efendim davamıza yönelik kullandığımız, hatta imana yönelik negatif manada ülfet peyda ettiği zaman, bu bizim için bir yönüyle manevi anlamda ölümümüz demek. Hatta Allah bile malumunuz vesveseyi bize bu yüzden veriyor ki uyanalım birden, ülfet olmasın yani. Her gün namaz kılıyoruz 5 vakit ama tam namaza bir vesvese geliyor. Acaba ben buraya katıldım mıydı, kılmadım mıydı? Birden Allah bizi uyandırıyor. Bu bile buna amaçlı yani. Pek çok yönü var. Peki hocam, bu durumda ülfete düşmemek, ki düşmemek elimizde değil tabii. Yani fırsatımızda var, Allah koymuş, ama yeniden bir ayağa kalkma mevzunu nasıl değerlendirmemiz gerekir? İmandan ibadete, oradan hizmet şuuruna kadar her alanda. Uzattım, özür dilerim, buyurunuz. Estağfurullah, çok çok güzel özetlediniz. Gerçekten benim anlatabileceğim bütün mevzuları çok güzel ifade ettiniz. Ülfet kelimesi ellefe tabiriyle Kur'an-ı Kerim'de mükerrer defa geçer. Ellefte olarak geçer. Farklı şeylerin belli bir umum içerisinde bir araya toplanması manası da vardır. Bu cami bir ifade, Kur'ani bir tabir olan bu hususu geçmeden önce ben de şöyle bir sistem sunmak isterim. Öncelikle şunu bilmek lazımdır ki bir cümleyi kim söylemiş, kime söylemiş, hangi makamda söylemiş ve niçin söylemiş? İşte bir kelime veya cümle manasını, gücünü bu 4 kaynaktan alıyor. Binaenaleyh telif etmek, ülfet dediğimiz, bunu kim söylemiş, kime karşı söylemiş, niçin söylemiş, hangi maksat için söylemişse, tabii ki ülfet kelimesi de bu manalarını şekillenme olarak da işte bu 4 ana kuvvetten ele alıyor, kaynaklanıyor. Bunu söylemek istedim. Kur'an-ı manada sizin de bahsettiğiniz hizmet literatüründe kullanılan, bir de tasavvufta da kullanılır. Bu ülfet kelimesi tespit edebildiğim kadarıyla 4 farklı kategori içerisinde kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi bir müminin diğer müminlerle olan dostluk manasında, arkadaşlık manasında, ona yakın olma manasında, anlaşabilme ve uzlaşabilme manasında ülfeti. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bu hususa dikkat çekiyor. Malumlarıdır seyircilerimizin. Âl-i İmrân suresi 103. ayettir bu. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Yani hep beraber Allah'ın ipine sıkı tutunun. Allah'ın ipi ki Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a sımsıkı tutunun. وَلَا تَفَرَّقُوا. Parçalanmayın ve bölünmeyin. Ben Kur'an'a böyle tutundum diye elimize bir Kur'an alarak tutma manasında değil. Allah'ın Kur'an'ında bizlere neleri yap dediyse yaparak, yapma dediklerinden de kaçınarak, ahkamını yaşamak suretiyle Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı tutunmak ve parçalanmamak, bölünmemek. Ve Cenab-ı Hak böyle yapmamız gerektiğini, özellikle o dönemdeki Eshab-ı Resulullah için bir şey hatırlatıyor. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Hani hatırlayınız ki diyor, sizler bir zaman birbirinize düşman idiniz.
vahşiler gibi birbirinizi parçalamakla ve yemekle meşgulsünüz. Başkalarının kabristanlığı üzerinde medeniyet inşa etmeye çalışıyor ve ölüleri üstünde de şehrain tertip ediyordunuz. Ama feellefe beyne kulubikum, Allah sizin kalplerinizi teellif etti. Uyum hale getirdi. Can arkadaş oldunuz. Hem müminlikten gelen bir kardeşlik, hem hillet makamında bir kardeş oldunuz. Hem de Kur'an-ı Kerim'de Haşir suresinin 9. ayetinde geçen İnsar makamında bir kardeş olarak Allah sizin kalplerinizi telif etti. Yemediniz yedirmek için, içmediniz içirmek için, ölmeye evet dediniz başkalarını yaşatmak için, cehenneme gitmeye razı oldunuz başkalarını cennete götürmek için. Bu çapta Allah sizin kalplerinizi telif etti. Allah'ın bu nimetini hatırlayın diyor. İşte burada feellefe beyne kulubiküm, Allah sizin kalplerinizi telif etti. Allah biz müminlere sahabe-i kiramdan bugüne kadar bahşettiği, bizlere bahşettiği en büyük nimetlerden bir tanesi olarak bunu anlatıyor ve bu ellefe kelimesiyle, telif kelimesiyle anlatılıyor. Başka bir ayette biraz daha bu hususun farklı bir yönüne dikkat çekerek diyor ki eğer yeryüzü dolusu altınlar sarf etseydiniz kalplerinizi telif edemezdiniz. Ve enfekte fil ardı cemiyen ma ellefte beyne kulubikum. Yeryüzü dolusu altınlar sarf etseydiniz demek ki kağıt üzerinde anlaşmakla, para harcamakla filan insanların kalplerini telif etmek mümkün değildir. Kalpler Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya mukallibel kulub lebbit kalbi ala din. Ey kalpleri eviren, çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerinde, burada biraz kıskanç da davranarak kalplerimizi demiyor da kalbimi, özellikle kendi için kalbimi dinin üzerinde sabit kıl. Günde 70 defa bu duayı okurdu Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Ayşe validemizin dikkatini çekti. Ya Resulallah ne kadar da çok bu duayı yapıyorsunuz. Buyurdular ki el kalp beyne asabi rahmen yukallibullahu bihi ma şa'e. Kalp Allah'ın rahman parmakları arasındadır. Onu istediği gibi evirir veya çevirir Allah. Belki dakikada, saniyede 70 defa sağa sola yapabilecek bir kalp ve bu kalpleri telif eden Allah'tır. Bu manada kalplerin telifi veya ülfet kelimesi, dikkat buyursun seyircilerimiz, tasavvufta geçen uzlet kelimesinin karşılığıdır. Uzlet insanları terk etmek, mağaraya çekilmek, tekke ve zaviyeye çekilmek, tamamen inzivaya çekilmek ve insanlarla alakamızı kesmek ve böylece bütün gönül dünyamızla, hissiyatımızla Rab Teala Hazretlerine teveccüh etmeye çalışmak uzlet. Ama uzlet insanları toplumu terk etmek, onun karşılığında ise toplumla barışık yaşamak, insanlarla barışık yaşamak, işte buna da ülfet diyoruz. Bu manada ülfet ve uzlet ile alakalı hatırlatırsanız bir başka zaman müstakillen daha derinlemesine inerek ayrı bir sohbet yapabiliriz. Cenab-ı Hak insanları yaratırken uzlete müsait olarak değil, fıtratlarını ülfete müsait olarak yaratmıştır. Şu tabir çok meşhur bir tabirdir. Allah insanları medeniyyun bi tab'i olarak yaratmıştır. Tabiatı, fıtratı gereği Allah insanları medeni yaratmıştır. Çünkü bir insan müstakilden hayatını devam ettiremez. Benim berbere ihtiyacım var. Terziye ihtiyacım var. Ekmeğe, fırına, tarlada buğday ekene netice itibariyle. Hakeza. Yani hayatımı devam ettirebilmem için pek çok şeylere ihtiyacım var. Ve bunları yapan diğer insanlara ihtiyacım var. Topluma, insanlara ihtiyacım var. Öyleyse onlarla beraber ülfet içerisinde yaşamak mecburiyetindeyim.
Bu uzletle değil de insanlar içerisinde medeni ve ülfetle yaşama ile alakalı malum halimiz Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde Allah insanları kabile kabile, şube şube, millet millet yarattığını anlattıktan sonra bir erkek ve dişiden sonra bu hale geldiğini ifade ediyor. Niye Allah insanları böyle kabile kabile, millet millet yaratmıştır? Lita'arafu, tanışmaları için. Demek ki tanışmak için diğer insanlarla, diğer kavimlerle, diğer cemaatlarla, diğer milletlerle vuruşmak için değil, düşmanlaşmak için değil. Demek ki bir insanı kamilliğinin göstergesi diğer insanlarla anlaşabildiği, uzlaşabildiği ölçülere bağlıdır. Bağışlayın, köpek gibi herkese havlayan, herkese bağıran, hodri meydan çeken kasabalı insanların demek ki insaniyetten, insanlıktan, insanlık mana ve mefhumundan da çok uzak olduklarını İslami ve Kur'ani ölçüler içerisinde ele almak lazımdır. Ülfet kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de geçen müsbet manalarından bir tanesi budur. Kısaca aktarmış oldum. İkinci müsbet manasına gelince insanın tabiatla olan ülfeti. Mesela güneş bana göre, tam bana göre. Ay tam bana göre. Vücudumla aralarında bir anlaşma, bir uzlaşma var. Yediğim şeyler, ister bağışlayın nebati, isterse hayvani olan şeyler tam bana göre. Yani Allah Adem'e Adem ismini vermiş. Adem elifle yazılıyor. Edm demektir. Edmil art. İnna Allah halaka Adem'e min edmil art. Ahmed İbn Hanbel'in rivayet ettiği hadis bu. Allah insanı arzın ediminden yarattı. Bütün elementlerinden. Hülasa olarak Allah Adem'i yarattı. Edm olduğu için ona Adem denmiştir. Demek ki benim vücudumda ne varsa maddeten bunların hepsi tabiatta var. Yani benimle tabiat arasında bir anlaşma var, bir birleşme var. Dünyadaki oksijen ve karbondioksit oranı, suyun içindeki bileşimler, havadaki oksijen karbondioksit nispeti ve hakeza yıldızlar, burçlar, yani benim kainatla, tabiatla alakalı bir anlaşmam var fıtratla. Fıtraten bir uzlaşmam var. Yoksa bunlardan ekolojik denge içinde mesela havadaki karbondioksit miktarı birazcık fazla oluverse havada zehirlenmeler olur. Tabii ki insanlar yaşayamaz. Ben yaşayamam. Nebatat, hayvanat da ölür gider ve ülfetim yok demektir bu. Onun için insan fıtratının kainatta bulunan bütün varlıklarla anlaşabileceği, uzlaşabileceği bir mahiyette olması, işte buna da ülfet kelimesi, sizin de başta ifade ettiğiniz gibi ünsiyet kelimesiyle beraber de ifade edilmiştir. Kainatta bulunan varlıklarla insan fıtratının ülfeti ve ünsiyeti vardır. Zaten Adem'e edmil arttan dolayı Adem denmiş. İnsana da üns kelimesinden, mahiyetinde insanın ünsiyet vardır. Yani kendinden başka bütün varlıklarla, nebati, hayvani, semavi, arzi, bütün varlıklarla fıtraten uzlaşabildiği, anlaşabildiği, ters düşmediği için bu manada insana üns manasında insan denmiştir. Ülfet kelimesiyle bu manada üns kelimesi, insan kelimesi iç içe bir bütünlük ifade ediyor. Birbirlerini tamamlar mahiyette kelimelerdir. Ve ülfetin böyle ikinci bir mana tabakası da var ki bu çok önemli. Ama fıtratı bozulmuş insanlara gelince bu ikinci manada fıtraten ülfet manasında bir beş şıkkı söyleyeceğim. Fıtraten bu fıtratı bozulmuş insanlara gelince kainatta bulunan varlıklarla ülfet peyda edemez yani. Kur'an-ı Kerim'de bu mesele baktım Yusuf Suresi 105. ayette anlatılıyor.
Ve ke'eyyin min ayetin fis semavati vel ard yemurruna aleyha ve hum anha mu'ridun ayeti seyircilerimiz bakabilir. Yusuf suresi 105. ayet bu. Bu fıtratı bozulmuş olan bir insanın ülfeti bozmasını aslında anlatıyor. Böylece üçüncü manaya geçtim. Ülfetin diğer manası kainatta bulunan varlıklara ülfetle belli bir dönem bakarak, dikkat buyurun, zaman içerisinde onları artık sıradan görmeye başlaması ki ülfetin gaflete dönüşmesi demektir bu. İnsanlarda özellikle imandan mahrum veya imanı var da zamanla gafletse imandan çıkabilir tehlikesi olanlarda kainattaki varlıklara karşı ülfetinin zamanla gaflete dönüşmesi. Bu manada ülfet menfi bir mana, olumsuz bir mana ifade ediyor. Bunun üstünde biraz durmak lazım. Yani aslında kainatta bulunan bütün varlıklar çok harika. Çok harika. Bir atom içindeki proton, nötron, çekirdek ve dönüşüyle çok harika. Atomun hareket tarzını ise güneş sisteminin de gezegenler ve uydular bağlantısı içinde hareket tarzı o. Kudret çekicini vurmuş güneş sistemi meydana gelmiş. Çekicini vurmuş atom meydana gelmiş. Güneş sistemini küçülseniz atom, atomu küçülseniz bir güneş sistemi meydana gelir. Ne bileyim incir ağacı ne kadar mükemmel. Elma, bütün nimetler, her şey çok mükemmel. Dünyanın hareketi 23,5 derece eğik olması, dağları, ova, oba bağlantıları, yağmurların yağmasıyla ölü arzın dirilmesi, bu kadar nebatatın, hayvanatın yaratılması, ve insan şu haliyle ne kadar mükemmel. Güneş, sistem, burçlar ne kadar mükemmel. Kainatta her şey çok ama çok mükemmel. Fakat insan kainata hep böyle aynı maddeye, aynı kainata, aynı güneşe, aynı tabiata, siz de dikkat çektiniz. Baka 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 zamanla bunları harikulade olarak değil de sıradan görmeye başlaması, bu kainata bakan ülfetin gaflete açık olması, küfre açık olması yönü demektir ki bu manada ülfet alışkanlıklarımızla varlıkları sıradan görmek ve harikuladelikleri göremez hale gelmek, o harikuladeliği yaratan Allah'ın güç ve kuvvetini göremez hale gelmek, işte bu ülfetin, tekrar etmiş oluyorum, gaflete götürmesi. Gaflet de küfre götüren bir yoldur. Küfür de cehenneme götüren bir yoldur. Az önce okuduğum Yusuf suresindeki 105. ayette böyle bir ülfetle gaflet bağlantısına dikkat çekilir. Peki eyyim min ayetin fis semavati vel ard yemurruna aleyha ve hum anha muridun. Bu semavat ve arzda bulunan bütün varlıklar, Allah'ın ayetleri, kainat kitabı, ona uğrar uğrar geçer de o diyor bunların harikuladeliğini, müthiş ve muhteşem, muntazam olduklarını göremez. Yani ehum anha mu'ridun. Üç çevirir geçerler. Ve bu husus Kur'an-ı Kerim'de ilim adamlarına özellikle, herkese alakadar etse bile, yani fen ilmiyle, kainat ilmiyle meşgul olan ilim adamlarının zamanla tabiata baka 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 her şeyi sıradan görmesi, sıradan gördüğü için de tesadüflere havale etmesi, sanki kendi kendine ölüyor gibi. Şimdi gençlerle konuşan, Türkiye'de bir televizyonlarda canlı yayında bir profesör var. Materyalistim ben, Allah'ın zatını da inkar ediyor. Neden? Ya her şey diyor mükemmel, bu mükemmel. Kendi kendini idare ediyor. Yani bu mükemmeliyeti gafletle, ülfetle, ünsiyetle, tesadüflere ve tabiata vererek işte inkarcılığa sapmış gitmiş yani, böyle bir gaflet. Ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki bunun da kaynağını vereyim. En'am suresi 25, Araf suresi 146. ayetlerde ve in yara külle ayetin la yu'minune biha. Kainatta bulunan bütün varlıklar ayet olsa ki delildir zaten, la yu'minune biha, yine de inanmayacak yani. Ve tubi'a ala kulubihim
Fehum la yefkahun, anlaşılmaz hale gelmiş. Ülfet ve ünsiyetiyle gaflet içerisinde kainatın o harikuladeliğini göremez hale gelmiş ve kalpleriyle böylece mühürlenmiş olan zavallı kimselerden bahsediliyor. Ne enteresandır ki insan varlıklar zatından harikulade olduğu halde onların harikuladeliğini göremeyip şuzuzat dediğimiz istisnai olanlara daha çok hayran olurlar. Mesela insanın şu iki elinde bulunan 10 parmağı parmakların hareket tarzı eder gibi her şeye karşı şu ne kadar mükemmel değil mi? Ama alışmışız. İki elimiz var. İşte beşer parmaktan 10 parmağımız var. İşte parmaklar böyle vesaire. Alışmışız. Çok harikulade gelmiyor bize. Ama 6 parmaklı bir insan olsa, 11 parmaklı yani veya 12 parmak, o anda bütün dünya basını bahseder. Mesela bir kafalı bir koyun. Ne kadar harika. Ama sıradan hiç kimse bunun harikuladeliğini göremez. Ama 2 kafalı koyun olsa. İnsanın gözü burada, kaşlarıyla, burnuyla beraber ne kadar mükemmel. Ama insanın gözü burada değil de tepesinin üstünde olsa bütün dünya basını bahseder. Gözlerin kafada olması mı daha harikadır istisnai olarak, yoksa insanın gözünün burada olması mı daha harikadır? Şuzuzat dediğimiz kanun dışı kanunlara karşı sanki hayranlık duyan insanlar var. Ama şu intizam, şu muhteşem ahenk, kainat kitabında aslında bunlar daha harikulade ama aynı kainata, aynı tabiata, aynı nimetlere, aynı yağmura, aynı güneşe baka 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 zamanla onların harikuladeliklerini göremez hale gelme. Ülfet diyoruz buna da ama gaflet manasında ülfet. Gaflete ve küfre götürücü mahiyette ülfet, bu nankörlüktür. Bu aynı zamanda körlüktür. Nankör de kör. Nan ekmek demektir malum. Farsça'da, Kürtçe'de de nan ekmek demektir. Nankör, nankör. Ekmeğe karşı kör, nimete karşı kör. Allah'ın yarattığı o namütenahi nimetlere karşı kör insana da nankör denir ki Kur'an-ı Kerim'de bu tabir çok geçer. Sumun, bükmün, umyun, umyun kör yani ama Allah'ın yarattığı nimetlere karşı. Gafletin bir de böyle işte üçüncü bir yönü var menfi bir noktasıyla. Bir dördüncü noktası var ki hani sizin de hizmet literatüründe muhakemattan da bir cümle naklettiniz. Biraz Allah'a karşı kulluk yapan hizmet literatüründe kullanılıyor gibi ama aslında bu genel bir şeydir. Hizmet dinden ayrı, genelden ayrı değildir. Yani Allah'ın mümin içinde, yani az bir üçüncü maddede kafirler için anlattığım bu nankörlük müminler içinde geçerli ama daha çok Kur'an'a karşı alışkanlık manasında ülfet ve ünsiyet, alıştığımızdan dolayı onları sıradan görme manasında ülfet ve ünsiyet, işte ibadete karşı, hizmete karşı, hizmette duyduklarımıza karşı, Kur'an'dan duyduklarımıza karşı, Risalelerden, kitaplardan okuduklarımıza karşı her gün aynı şeyleri duya duya zannediyoruz ki bunlar artık sıradan şeyler. Yani güneşi her gün gördüğümüzden dolayı harikuladeliğini göremediğimiz gibi bunları da zamanla sıradan görmeye çalışmak. Bu bir mümin için, bir dava adamı için, bir ibadet insanı, bir gönül adamı için en büyük felaketlerden ve en büyük belalardan bir tanesidir. Çok önemli bir noktaya geldim. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim 22 sene, 22 ay, 22 gün derler. Çok ince bir hesap. 23 senede yani ortalama peyderpey, ceste ceste fazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in üçte birisi Mekke'de. Bunlara Mekki ayetler deniyor. Mekki sureler deniyor. İlk gelen ayetler sahabe-i kiramında müthiş bir coşku meydana getiriyordu. Sahabe-i kiramın ilk defa tembih edildiği, dikkat buyurun buna, ilk defa sahabenin de kulağından çekildiği Allah tarafından tabir caiz ise
bir ikaz ayeti nazil olmuştur. İlk ikaz ayeti budur. Ayet-i Kerime Hadid suresi 16. ayet. Elem ye'ninillezine amenu en tahşa'a kulubukum li zikrillahi fema nezele minel hak ve la yekunu kellezine utul kitab min kablu fatala aleyhimul emed fekaset kulubukum ve kesirun minhum fasikun. Mesela anlaşılsın diye bir açılım daha sunmak istiyorum. Mesela biz bir sofraya otursak, o sofrada çok müthiş yiyecekler var. Hiç görmediğimiz, hiç duymadığımız yemekler çeşitleriyle, meyveler, tatlılar çeşitleriyle rengarenk. Öyle bir sofraya davet edilsek çok heyecanlanırız, çok zevk alırız. Yemesi ayrı bir zevk, bakması ayrı bir zevk. Lezzeti, rengi, zevki, selimi ayrı bir zevk haline gelir. Ama 2 gün, 3 gün, 10 gün, 1 ay, 2 ay, 5 ay aynı sofraya otursak kalksak artık bu sofra bizim için sıradanlaşır. İlk günkü zevkleri alamaz hale geliriz. O heyecanı duyamaz hale geliriz. Belki 1 sene, 2 sene sonra da belki bir kuru baklava, bir kuru ekmek bile bazen o sofradaki nimetlerden daha lezzetli hale gelebilir. İşte basitçe bir misal oldu. Bunun gibi sahabe-i kiramın da şeriat sofrasına, din sofrasına, Kur'an'da Maide suresi de vardır. Semavi sofra demek, cennetten gelen sofra. Cennetten gelen turfanda meyveler gibi sahabe-i kiramın sofrasına her gün yeni yeni ayetler geliyor. Coşuyorlardı, heyecanlanıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam her gün farklı bir şey anlatıyor. Olabildiğince coşkun yaşıyorlardı. Yani sahabe-i kiramda Kur'an'a karşı bir alışkanlık yoktu. Daha üzerinden vahyin 5-6 sene geçmişti. Sahabi diyor ki bizde bir ülfet, ünsiyet yoktu. Sıradan görme yoktu ayetlere karşı. Her gün coşkuluyduk. Din soframızı her gün yeni meyveler, yiyecekler konuyor gibiydi. Vahyin üzerinden 5-6 sene geçmişti. Biz heyecanlıydık ama buna rağmen işte bu ayet ilk defa bir ikaz ayeti olarak geldi. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak sahabe-i kiramın dikkatini çekerek elem ye'ninillezine amenu en tahşa'a kulubuhum li zikrillahi fema nezele minel hak. Hakkın nazil olmasından sonra Allah zikrinden dolayı kalplerinizin coşacağı, haşyet duyacağı, heyecanlanacağı an gelmedi mi? Tabirlere dikkat buyurun. Hakkın nazil olmasından sonra ayetler 5-6 seneden beri nazil oluyor. Sahabi bir ayeti duyunca kendinden geçiyor. Öyle bir dönemde Allah zikrinden dolayı kalbinizin coşacağı an gelmedi mi? Çok önemli bu. Sonra diyor ki فَلَا يَكُونُ كَلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ. Sakın ehli kitap gibi olmayın. Ehli kitaba ne olmuş? Yani Tevrat, İncil, Zebur cemaatine vesair semavi kitaplara muhatap olan cemaate ne olmuş? Ayetler nazil olmaya başlamış. İlk gün heyecan duymuşlar. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün yavaş yavaş eski his ve heyecanlarını, coşkularını kaybetmişler. Artık onları sıradanmış gibi dinlemeye başlamışlar. Sakın ha diyor onlar gibi olmayın. Ve la yekûnü kellezîne ütül kitâb. Min kablu fetale aleyhimul emet. Ayetlerin üstünden uzun süre geçince aynı ayeti dinleye dinleye sıradanlaşıyor. Eski heyecanlarını kaybediyor. Ne oluyor sonra? Fekaset kulubukum. Onların kalpleri kasvetle alıyor. Kalp katılaşması oluyor. Demek ki ülfet demek zamanla insanın kalbinin katılaşması demek.
Allah'tan yavaş yavaş uzaklaşması demek. Feyzi Akdes'ten gelen sırlara ve nurlara karşı kapalı olması demek. Yeryüzü taşlandığı zaman yağmurdan istifade edemediği gibi kalp de taşlaşınca Rahman olan Allah'tan gelen ayetler karşısında istifade edemez, feyiz alamaz hale gelmesi demektir ki onların da diyor çoğu fasıklardan oldu ve kesirun minhum fasikun. Şimdi ilk defa sahabe-i kiramı ikaz eden ayet bu ayet olması oldukça dikkat çekicidir. Çok manidardır. Yani sahabe-i kiram daha vahyin üzerinden 5-6 sene geçtiği halde eğer böyle bir ikazla karşı karşıya kaldılarsa bizim ne kadar büyük ikaza ihtiyacımız var. Ülfet ve ünsiyetimizi paramparça edebilecek, bu helaketten bizi kurtarabilecek önemli faktörlere ihtiyacımız var. Herhalde bir 10 dakikalık süre kalmış. Birkaç madde zımnında da müsaade ederseniz bizi bu netice itibariyle küfre götüren, kalp mühürlenmesine götüren, cehenneme götürebilecek olan bu kalp katılığı, onun sebebi olan bu ülfet ve ünsiyet dediğimiz titizliğimizi, heyecansızlığımızı bertaraf edebilecek. Yani hizmet literatüründe de biraz daha çok bunun üstünde durulur. Birkaç madde halinde kısaca bu felaketten bizi kurtarabilecek veya bu felakete düşmemek için zemin hazırlayabilecek yapacağımız şeyleri arz etmek istiyorum. Bunlardan biri Buyurunuz. tabii ki imani tefekkür. İmani tefekkür üstünde çok durmak lazım. Özellikle bu nur külliyatı da imani tefekkür üstünde kainatı tabiatı hallaç etmiş, okumuş yani gerçekten tabiatı kainatı okumuş üstad ve anlatmış bize. İmani tefekkür üstünde çok durmak lazım. Bildiğiniz gibi yakıniyatın 3 mertebesi vardır. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Lise yıllarında bir psikoloji hocamız vardı. Bu ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakini anlatırken şöyle bir misal verirdi. Mesela birisi size haber getirdi filan yerde yangın var diye. Güvendiğiniz bir adam yangın var. İşte bu ilmel yakin olur. Ama gittiniz yangını gördünüz gözünüzle bu da aynel yakin olur. Bir de yangının içine girdiniz cayır cayır yanıyorsunuz. Bu da hakkal yakin olur. Başka misaller de verilebilir. İlmel yakinin insanda tereddüt hasıl etmesi ihtimali var. Birisi çıksa dese ki yok canım öyle bir yangın yok dese şüpheye düşebilir insan. Ama gözle görünce aynel yakin, hakkal yakin. İşte bu imanın da kendi içinde böyle derece ve mertebeleri vardır. Kur'an-ı Kerim'deki Tekasür suresinde bunlara dikkat çekilir. İlmel yakin, sümmele teravunneha aynel yakin. Bunlara dikkat çekilir. Şimdi şunun üstünde durmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de 2000 küsur Allah'ın kainatı yaratmasıyla alakalı, tefekkürle alakalı, imanla alakalı ayetler var. Bu ayetleri bilir. Bu ayetlerin gözlüğüyle, manalarıyla kainat kitabına bakar. Kainat kitabını seyredersek bu ilmel yakîn olur. Daha bizim imanımız ilmel yakîn mertebesinde bile değildir. Kaç mümin, kaç dava adamı vardır ki Kur'an-ı Kerim'deki bu 2000 küsur ayeti bilerek onları gözlük yaparak onların menfezleriyle kainat kitabına bakıp ve sonra işte Allah'ın varlık ve birliğine ait delillerle o imanını coşturmuş yani. Bizim daha imanımız ilmel yakin mertebesinde bile değildir. Öyle olunca tabi bu bir ülfet ve ünsiyet oluyor. Zamanla da bizi Allah korusun gafletle küfre de götürebilir. İmandan mahrum edebilir. Onun için ilmel yakinimizin de kendi içinde geliştirerek sonra aynel yakin mertebesinde. Yani bu 7. şuada anlatılan bir seyyahın müşahedatı olarak kainat kitabını seyreden ve seyrederek tefekkürle kendinden geçen
Sübhane me e'azama şe'nek diyebileceğimiz. Allah'ım senin şanın ne yüce. Sübhane men tahayyara fi sun'ihil okul. Onun yaptıkları yaratıkları karşısında akıllar hayrandır. Kendinden geçmiştir. O Allah Sübhan'dır. Şimdi kainat kitabını böyle aynel yakın mertebesinde buna ulaşabilir miyiz bilemiyorum. Hele bir de hakkal yakın mertebesine ulaşabilirsek. İşte imani tefekkürle daima bu yakiniyatta mesafe, mertebe kat ettiğimiz sürece ülfet ve ünsiyetimiz bizim gaflete dönüşmeyecektir. Kalp mühürlenmesine sebebiyet vermeyecektir. İnşallah o cehennem gibi kötü akibetten de Cenab-ı Hak bu sebeplere tevessülümüz sonucunda bizleri muhafaza edecektir. Bu tefekkürümüzle ülfet ve ünsiyeti, gafleti paramparça etme üstünde de ayrı bir sohbet. Tefekkürün önemiyle, faziletiyle alakalı kaydınızı alın. Başka zaman müstakillen bir sohbet yapabiliriz. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'de az önce zikrettiğim bu Tekâsür suresinde ilmel yakin, aynel yakin mertebeleri üfetimizi, gafletimizi parça parça edecek sebepler olarak anlatılmanın yanı başında kabir ziyaretleriyle meseleyi beraber ele alır Cenab-ı Hak. Elhâkümü tekâsür. Mal biriktirmek, yığmak, kenz yapmak bunları levhiyata götürdü. Elhâkümü tekâsür. Tekâsür çoğaltmak yani. İşte bir saray yapıyor, yetmiyor. Bir tane daha bir ev alıyor, bir tane daha zengin oluyor, bir mağaza daha. Yani işi, gücü dünyada biriktirmek ve bu onu eğiliyor, oyalıyor. Levhiyata götürüyor. Malayaniyata sevk ediyor. Ne zamana kadar bu? Hatta zurtumul mekabir. Kabirleri ziyaret edeceği ana kadar. Kabirleri ziyaret etmek burada iki manada. Bir kabir ziyareti gerçekten Efendimiz Aleyhisselam da her cuma günü kabristanlık ziyaretine gider ve oradan ölüm dersi. Çok önemli bu. Yani kabristanlığa gitmek, hayatın fani olduğunu anlamak, ölümü hatırlamak, böylece ahireti hatırlamak, ahiretteki hesabı hatırlamak, bu da kalp haşyetine, dikkatül kalbe sebebiyet verecektir. Tasavvuf kitapları içerisinde Kitab-ı Rekaik vardır. Hadis bölümlerinde de vardır bu. Kalbi incelten, haşyete getiren mevzuların anlatıldığı kitap. Onların başında ölüm gelir. Bir insandaki böyle biriktirme heyecanı böyle haftada bir kabir ziyaretiyle kısalabilir. Yani kesilebilir. Bertaraf edilebilir ama ikinci manasıyla da bizzat fiilen ölüp de kabire gideceği, aynel yakin, hakkal yakin kabire gireceği ana kadar maalesef insandaki tuğlu emelle bu servet biriktirme, levhiyat, ülfet ve ünsiyetle gaflete götürebilecek bu fecaatın devam edeceğine dikkat çekiyor. Yani ikinci maddede kısaca demek istedim ki ölümü hatırlamak, ölümle bütünleşmek, bütün tarikatlarda bu Rabıta-i Mevt esas alınmıştır. 21. lemada İhlas Risalesi'nde de Üstad ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin yollarını anlattığı yerde Rabıta-i Mevt'i esas alma üstünde durmuştur. Yani hiç ölmeyeceğimizi varsayarak bu ülfet ve ünsiyetimiz bizde böyle bir gaflet fecaatına maalesef sebebiyet verebiliyor. Ve ayrıca hayatımızda böyle ülfet ve ünsiyete düşmeyen, kalp heyecanı olan, Allah aşkı olan, gözü yaşlı olan, bize ders verecek, ibretlik şeyler anlatacak büyük zatlar varsa onlarla temas içerisinde bulunmak. Yani kalbi ölülerle oturup kalkarsa bir insanın da kalbi ölür. Ama kalbi ölmemiş, diri, canlı, capcanlı insanlarla oturur kalkarsa arkadaşını bana söyle senin kim olduğunu sana söyleyelim demişler. Böyle gözü yaşlı insanlar var mı? Her zaman gidebilir miyiz? Ama hiç olmazsa haftada bir iki sohbetlerini dinleme suretiyle de o gözyaşları bizde de rikkati kalbe sebebiyet verebiliyor. Bunun da üstünde çok genişçe durabilirdik. Hayatta değilse daha önce vefat etmiş o gönül dünyası çok derin insanların hayatına bakmak lazım. Bu Allah Dostları kitabında sahabinin o gönül hayatı, tabiinin, tebe-i tabiinin gönül hayatı. Bu mevzuda
Ali Bayram hocamızın da haftada bir yazdığı tabiinin o büyüklerinden, mesela bu hafta Muhammed İbni Münkedir'i anlatmış. Çok derin bir insan, çok ağlarmış. Annesi demiş ya, açıktan bir günah işlediğini bilsem de hadi ağladın. Durduramayınca dostu tefsirci Hazin'i çağırmışlar. Hazin demiş ki ya Muhammed ne yapıyorsun, bu kadar ağlanır mı? Yani demiş günahlarınla cehenneme gideceğinden mi ağlıyorsun? O demiş ne ki ya günahlarınla cehenneme gitme. Ne ki? Ben daha ötesinden korkuyorum. Yani imansız gitmekten korkuyorum diye hıçkıra hıçkıra ağlarmış. Bizim bu gönül insanlarına ihtiyacımız vardır. Bir diğer madde, süratlendiriyorum, vakit tamamlandı. Biraz cümle. Evet, şimdi. Hizmet yapmayan insanlar zamanla ülfet ve ünsiyete maruz kalacaklardır. Onun için intensurullah yensurkum ve yuthabbit akdamekum, Sure-i Muhammed'de siz Allah davasına yardımcı olun. Yani hizmet yapın, havariler gibi koşun. Allah da diyor ki ben de size yardım ederim. Yardım edersem ne olur? Ayağınızı kaydırmam, kalbinizi kaydırmam, sabit kadem kılarım. Yani ülfet ve ünsiyetle gaflete gitmezsiniz demektir ki, bu da ayrıca notunuzu alın, böyle benim dediğim şeyleri bir zahmet ileride müstakillen duralım bunların üstünde. Hizmet etmeyenler zamanla donuk olacak, sönük olacak, sonra tenkit mevkiine geçecektir. Bugün tenkit edenlerin çoğu da yani faal hizmet yapmadığından dolayı tenkit ediyor. Bu tenkit de zamanla onları, Allah korusun, ayağını kaydırılabilir. Ve ayrıca bu mevzuda zikir, manevi beslenme üstünde çok durmak lazım diye dedim. Çünkü ayette de bu var zaten. Elem ye'ninillezine amenu en tahşa'a kulubukum lizikrillahi. Allah zikrinden dolayı kalbinizin coşacağı, haşyet duyacağı an gelmedi mi? Bu zikir, evrad-ı ezkar çok önemli. Yani İslam'ı böyle hep mantıkla, diyalektikle, cümlelerle, fikirle ele almak değil, kalbimize zerk etmek. Namazlardan sonraki tesbihatı asla ihmal etmemek, o uzun tesbihatı yapmak, sabah namazından sonraki uzun tesbihatları yapmak, Cevşen-ül Kebir okumak, Efendimizin dualarıyla dua yapmak ve büyük zatların El-Kulûb-ül Dâriyâ'da, benim bu yapmış olduğum Mesnevi Nuriye derslerinden bir tanesinde o El-Kulûb-ül Dâriyâ kitabının da tanıtımını yaptım. Zikir bahsi orada da geçti. Zannederim 101. Mesnevi Nuriye dersi, önce bir sonu olabilir. Zuhur olursa bağışlayın. Yani zikir bahsi çok önemli. Yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden başlayarak belli bir hizb okumak, zikir çekmek, bu manevi gıda. Şöyle diyebilirim. Bir ağaç veya bir çiçek hava almıyor, sulanmıyor, güneş görmüyorsa zaman içerisinde pörsümeye mahkumdur. Havalandıracağız, güneş alacak, sulayacağız yani. Besleyeceğiz onu. İşte bunun gibi kendimizi manen beslememiz lazım. Tefekkürle fikir noktasında, ilmel yakin, aynel yakinle iman noktasında ve evrad-ı eskarla da kalbi hayat, letaif duygular noktasıyla kendimizi besler, manevi gıdalarımızı alırsak artık şeytan bize ülfet ve ünsiyetle gaflete sürükleyemeyecek. Ve inşallah Allah'ın da teminatı var. Ve yüthebbit akdamekum, ayağınızı da sabit kadem tutarım, kaydırmam manasında Allah'ın teminatı altında yaşayacağız. Ve inşallah bu gafletten kurtulacağız. İniş ve İnşallah. çıkışlarıyla seyircilerimizin sorusuna cevap olabildi mi bilemiyorum. İniş ve Tamam. çıkışlarıyla bir tarifle beraber dört kademe içerisinde ülfeti ele aldık, müsbet ve menfi yönleriyle. Ve bu ülfet ve ünsiyetten kurtulmak için de 5-6 ana madde kısa kısa Ali heyetimize sunmuş oldum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Birçok teşekkür ederim hocam. Yine vaktimiz açtı ama kesmek de istemiyoruz. Allah razı olsun. İstifade ediyordur zannediyorum kardeşim. Olsun arzu ettiğim için tabii. Evet, Allah razı olsun. Tabii. Biz de başta hızlı konuşuyoruz, biraz bir an önce sözü size vermek için. Yok, Bu sefer rahat rahat. Bu mikrofonlar sizin yani, siz konuşun. estağfurullah.
Estağfurullah hocam, insanlar sizi dinlemek için buradalar. Evet. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Arzu etmişimdir yani. Hayatımda hep dinleyici olmayı arzu etmişimdir. Evet. Teşekkürlerimi sunuyorum. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. İnşallah haftaya eğer böyle bir soru gelmezse inşallah ilim üzere konuşmaya devam ederiz. Değerli konuklarımız, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir kez daha hatırlatayım. Lütfen Necdet hocamızın bu YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Biz bu programı yine Facebook sayfasına koyacağız Necdet hocamın. Sorularınız olursa da zaten bilgileri veriyoruz, nerelere göndereceksiniz. Sorularınız olursa da oraya gönderirsiniz inşallah. İnşallah bir aksilik olmazsa haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz.